Online Soccer Manager'da yepyeni bir serüvene hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere beraber önce Türkiye Ligi'ni arkasından da Arjantin Ligi maçlarını oynayacağız sizlere beraber. Gerçekten yeni iki muhteşem bir lig bizleri bekliyor. Bugün Ümraniyespor'u karşı kendi sahamızda ağırlayacağız. İlk video sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Abone olmayanlarınız var ise abone olursanız sevinirim. Bizim liglerimize katılan ilk defa hocalarımız var. Kendilerini görüyorum. Yani bayağı farklı. Özel Arjantin Ligi'nde bayağı değişik ilk defa oynayacağım menajerler olacak. Onları da buradan takip ettiğini düşünüyorum. Evet, ilk maçımız Ümit'e karşı. Önce Türkiye Ligi'ni oynayacağım, sonra Arjantin. Eğer unutmazsam bir sonraki bölümde önce Arjantin, sonra Türkiye. Ondan sonra bir Türkiye, bir Arjantin diye gideceğim arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. İlk maçımız Ümraniyeli. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Güzel bir galibiyet olsun. Galibiyetle başlamak her zaman tabii ki herkesin isteyeceği bir şeydir. Burada da maçımızı başlatıyoruz. Yeni sezon hayırlı olsun. Normal 1x'de oynayacağız sezonlarımızı. İki maçı da tek bölümde oynayacağız. Serimize bir isim bulmak istiyorum ama yardımcı olursanız sevinirim. Şöyle başlık, yani seri olarak Frankfurt kariyeri veya Adana Demirspor kariyeri tarzında bir başlık değil de şöyle eskiden günlük maçlar serimiz vardı. Yine o tarz bir başlık veya günlük maçlar serisi, yine onu koysam başta yorumlara bekliyorum. Evet, ilk atak rakibimizden geldi. Tehlikeli atak olarak Sar ve Onyekuru güzel bir ikili oynadılar. Onyekuru için gol fırsatı. 26. dakika. Henry Onyekuru kaçırdı. Kaleci Ümraniyespor'da kaleci başarılı. Fazla pozisyon olmadı bir ilk yarı. Tehlikeli bir korner. Onyekuru'ya doğru top gelecek bakalım. Haydi Onyekuru diyoruz. Onyekuru. Onyekuru kaçırdı. Henry Onyekuru vurdu. Yine kaleci. Elneni sarı kartı gördü. Orta sahamızda Mame Patesar sakatlandı. Emrah Baba yerine girdi. Haydi bakalım Emrah Baba, sen Adana çocuğusun. Adana'nın çocuğusun. Sen bu memleketlerin çocuğusun. Atarsın bir tane Ümraniye sarla. İlk yarı 0-0 bitelim çocuklar. Han geliyor. Han. 44. dakika. Han kalecimiz Roberto Sanchez miydi? Sanchez işte ya. İlk yarıda sonlara doğru güzel bir baskı vurduğumuzu söyleyebiliriz. Ümraniyespor'da açıkçası oyundan kopmayan bir mücadele sergiliyor şu anda. Dengeli giden bir maç diyebiliriz ilk yarıda. Baskı arttırmamız lazım. Bizim oyuncularımız nerede? Enes'i, Soli March. Haydi bakalım. Bir tek Onyekuru görüyoruz forvette. Sarı kart. Hakem hiç acımıyor bu arada. Rap rap sarı kartları gösteriyor şırrak diye. Umarım bir kırmızı kart görmeyiz. Abi daha sarı kart göstereceğim mi hoca? Turam'dan da bir sakatlık. Ciddi sakatlıklar, üst üste gelen sarı kartlar. İnanılmaz bir maç. Havada uçuşan sarı kartlar. Etkileyici bir korner. Aman çocuklar, Vinicius'a dikkat. Vinicius'a dikkat çocuklar. Güzel. Kaçan bir fırsat. Ümraniye adına direkten döndü Vinicius Junior. Enes'i uzağa yönlerdi. Muhammed Elneni, sen bu ligi yakından tanırsın. Muhammed Elneni vurdu. Kaçtı 68'de, bir fırsatı daha kaçırdık. Asfaltla direğini binen dışarı. Elneni yine geliyoruz. Haydi bakalım çocuklar. Soli March, seni adadan getirdik, İngiltere'den. Soli March vurdu 1-0. Dakika 70. Bravo Soli March. İlk golümüz Soli March'tan geliyor ligimizde. 1-0 üstünlüğümüz var Ümraniyespor'a karşı. Teo Hernandez liginde kadromuzun en önemli oyuncusu Onyekuru'ya bıraktı. Onyekuru bir fırsat daha kaçtı. Bugün çok şanssızdı Onyekuru. Kaleci de izin vermedi Onyekuru'ya. Hızlı hücum. Enes'i uzak köşeye deneyecek. Haydi Enes'i yap ikiyi rahatlayalım kalan dakikalarda. Enes'i bir fırsat daha kaçtı. Olacak iş değil. Kaleci devleşti abi kalesinde. O kadar çok kurtardı ki Ümraniyespor'un kalecisi. Puan ve puanlar aldıracak diye korkuyorum burada. Han 86 abi, yok ya. Daha atamayana attılar. Han çok zorladı bizi. Atamayana burada attılar ve maalesef ilk maçı aslında bence üstün oynadığımız bir maçtı. Özellikle ikinci yarı bayağı domine ettik. Onyekuru'nun da birazcık ne diyelim, beceriksizliği ve bitiriciksizliğinden dolayı bir puanla ayrılıyoruz Adana'dan. Yani olmaması gereken bir skordu. Kazanmayı beklediğimiz Hüseyin Göç'e kırmızı hak yemiş. Vay be. 1 sarı kart, 2 sarı kart, 3 bizde sarı kart. Rakipten de 2 sarı kart, 2 sakatlık. 70 Soli March, 86 Han'ın golü. 1-1'lik beraberlik, 11 şuta 7 şut.
ama tehlike bazında daha etkili olduğumuzu düşünüyorum. 5 golüne, 5'er golüne 18'i, 13 faul, %60'a 40 toplu oynadık ama yenemedik son dakikalarda. Han'ın golü, Han çok iyiydi. Kaleye Castells almış rakibimizin. Gerçekten Castells bence maçın adamıydı. Açık bir şekilde söyleyebilirim. Biz de Onyekuru'nun bence çok fırsatı kaçırdı. Talihsiz sakatlıklar var iki takımda da. Umarım çok uzun sakatlıklar değildir diyorum ve şimdi gelelim ligin diğer sonuçlarına. Evet, Fatih Karagümrük, Görkem Doğan, Görkem hocamız Antalya Spor 3-1 deplasmanına geçmiş. Konya Gaziantep'i deplasmanına 2-1 geçerken Alanya Spor'da Sivas'ı deplasmanına 2-0'la geçmiş. Deplasman galibiyetleri öne çıktığı ilk anda Galatasaray Kasımpaşa kendi sahasında 3-0 yenerek hatasız başlamış. Başakşehir Hatay deplasmanı 2-0 galibiyet. Fenerbahçe Kayseri deplasmanında acımamış 6-0'lık süper bir galibiyetle başlamış. Giresun İstanbulspor 2-0 yenerken Trabzon Beşiktaş derbisinde de ilk derbiyi kazanan Trabzonspor oluyor. Tebrikler diyoruz. Bu arada Görkem Hoca'nın maçına bakacağız. Çok lig var, çok maç var arkadaşlar. O yüzden her maça bakamayacağım. Derbiye bakmak isterim. 19 Kiesa 48 Kiesa ikinci yarıya 2-0 üstünlükle başlayan Karagümrük 55 Ferdando'nun golü, 70 Locatelli İtalyan kimyası ile Karagümrük kazanmış. Hocaları da zaten biliyorsunuz Andrea Pirlo. Gerçi kovuldu ben bunu çektiğim anda. 9 şut 10 şut. İtalyan oyuncularla meşhur olan Fatih Karagümrük'e Görkem Hoca da İtalyan kimyasını aşılamaya devam etmiş. Baya İtalyan oyuncusu var. Fagioli İtalyan, Locatelli İtalyan, Chiesa İtalyan. Vay vay vay, İtalyan kimyası Karagümrük deplasmanda güzel bir galibiyet elde etmiş. Bir de derbiye bakacağım. Başka diğer maçlara bakmayacağım. Dediğim gibi çok fazla maçların olduğu iki tane ligdeyiz şu anda. 73 Erling Haaland'ın golü Trabzonspor'a galibiyeti getirmiş. Norveçli kimyasında burada devam ettirmiş Trabzon'u. Sörloth'un yerine Cornelius al devralmıştı. Cornelius'un yerine Haaland'ı yerine getirerek Trabzon'un bayağı büyük bir galibiyeti hak etmişti deplasmanda. İstatistiklere baktığımızda 10 şutta 13 yalnız. Beşiktaş deplasmanında daha fazla fırsat bulmasına rağmen katanamamış. Yani 4'e 46. Haaland bitiriciliğini konuşturmuş diyebiliriz. Arisson ve Courtois'un kalede olduğu iki maç. Van Dijk. Vay 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 vay. Kadrolara bak. Cristiano Ronaldo, Haaland. Karşıda Harry Kane, Kramaric, Musiala. Büyük bir ihtimalle Bruno Fernandes. Of of. Gerçi Jason Fernandes olabilir. Doğru Beşiktaş. Tebrikler diyoruz. Gelelim ikinci hafta maçlarına. Başakşehir Adana Demirspor. Oo, Başakşehir deplasmanı gideceğiz. Berkay hocamızın deplasmanı. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Beşiktaş kendi sahasında Ankara Gücü'nü ağırlayacak. İstanbulspor Trabzon'u ağırlıyor da kendi sahasında. Fenerbahçe Giresunspor'u ağırlarken Kayseri'de Ümraniye deplasmanı gidecek. Kasımpaşa Hatay Spor'la oynuyor. Alanya kendi sahasında lider, daha doğrusu Galatasaray'ı ağırlayacak. Konya Sivas iki Anadolu derbisi diyebiliriz. Ve Fatih Karagümrük de Gaziantep'i ağırlayacak, ligin en zayıf takımı ve Fatih Karagümrük oynuyor. Maçın akhirinde Mete Kalkaban bize Yasin Kol gelmiş. Kupa maçlarındaki eşleşmelere baktığımızda Hatay İstanbulspor'la Ümraniye Gaziantep Spor ve Kayseri Giresunspor maçları oynanacak arkadaşlar. Bu arada bu ligde de bay geçme olayı var biliyorsunuz. Bizim bay geçme haftamız nereye gelmiş? Dinlenme günü 13. hafta. Galatasaray Hatay. Alan arada da kupa var. 2 gün dinleneceğiz. Olacak iş değil abi. O kadar güne de o kadar gün varken yani ikinci dinlenme günü neyse, ikinci dinlenme günü kötü değil de ya, olmayacak işte. Görkem Hoca ile daha ilk kupa maçından sonra 30 Mayıs'ta abi, vay vay vay. 30 Mayıs Salı günü. Aynen Salı günü denk geliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim lig tablosuna. İlk hafta itibariyle oluşan puan tablosunda Fenerbahçe ve Galatasaray ilk ikiyi yer almış durumda. Averaj olarak ikisi en iyi de. Arkada Fatih Karagümrük geliyor. Görkem Hoca'nın Alanya Spor 3 puan, Giresun 3 puan, 5. İstanbul Spor, İstanbul Başakşehir, Konya Spor ve Trabzon'da 3'er puanla buluşan takımlar ilk haftadan. Menajer listeleri zaten belli. 2-2 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Burada 2-2'ye girmek için çok ciddi bir yarış olacağını tahmin ediyorum. Kadro değerine de ilk 5'er zamanki gibi bakacağız. 177 milyon euro ile Galatasaray 1. 175 milyon euro ile Fenerbahçe 2. 150 ile Alanya Spor 3, 149 Trabzonspor 4 ve 140 milyon euro ile Fatih Karagümrük 5. sırada. Biz şu anda 100 milyon euro barajına dayanmış durumdayız. Bayağı oyuncumuz satılmış. Şimdi birazdan sizlerle beraber belki 2 transfer yapabiliriz. Ligin ilk hafta itibariyle gol kralı Fenerbahçe'den Marcus Rashford 3 gol atmış. Karagümrük'ten de Chiesa 2. Diaz Salah Mane diye gidiyor. Asist krallığına baktığımızda 2 Crespo Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan Joaquin Solo. En çok katkı veren ise ilk maçlardan 4 gol katkı Rashford. Gerçekten güzel bir transfer yapmış diyebiliriz. Fenerbahçe ilk haftadan da bayağı ciddi bir verim diyebiliriz. En güçlü ilk ortalamalarda 9 ortalama ile Diaz ve Mane gözüküyor.
Messi kimdeymiş? Messi Alanyaspor'da. Vay 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 vay. Seriler bu şekilde ligin gol kralı. İlk haftada toplamda 25 gol çıkmış. Şu ana kadar ligde 4.1 milyar harcamış. 477 tane oyuncu transfer edilmiş arkadaşlar. Bayağı aktif bir ligimiz oluyor şu anda. Diyebilirim. Basın odasına da unutmazsam her hafta bakmak istiyorum. Çünkü şu anda inanılmaz bir atmosfer var ligimizde arkadaşlar, biliyorsunuz. Galatasaray Nelson oyuncusundan kurtulmak istiyor. Hocam Nelson'u alabiliriz. Nelson'u kaça bırakırsın? 12.9. Biraz pahalı gibi sanki. Haftanın takımına bakalım. İlk haftanın takımında Giresun'da Nelson var. Dörtlü savunmaya baktığımızda Fenerbahçe'den Diaz, Fenerbahçe'den Rahmani, Galatasaray'dan Cancelo ve Galatasaray'dan Mendy defans hattını oluştu. Orta sahalarda Konya'dan Sebaye, Konyaspor'dan yine Zakaria ve Giresun'dan De Bruyne. Forvet hattında ise Galatasaray'ın üçlüsü Mane, Kolomoyne, Mbappe. Ha yok, Giresun'dan Mbappe var. Giresun bayağı amburu. Giresun, Fenerbahçe ve Galatasaray. Bu üçünden oluşmuş. İki tane de Konya var arada. Diyebiliriz. 33 milyon euro ile şu anda arkadaşlar kadromuza da şöyle bir göz atalım. Bakalım kadromuzda neler eksik. Şöyle kadroya bir gel hocam. Kadromuzda bize ne lazım? Sesi umarım fazla değildir. Bir tık daha kısayım. Bir tane savunma, bir tane de orta saha alırsak biz bu işi çözeriz. 4 forvetle gidebilir miyiz? 3 oyuncu alırsam çok az para kalacak. 2 oyuncuya biz bu işi çözebilir miyiz? Hükmün sonunu tek seferde bağlayabilirim. Ya Lautaro Martinez. Ama para kalmıyor işte ya. Ooo Di Maria. Bizim efsanemiz. Abi ben 16'ya Di Maria'ya bağlarım. Başka kimler var orta sahada? McAllister var. Declan Rice var. Salih Özcan 11.3. Salih Özcan da gayet güzel duruyor açıkçası. Salih Özcan da ben şu an bağlayasım geldi. Başka bakalım defans hattında kimler var? Marquinhos fena değil. Alderweireld iş görebilir. Abi ben forvet hattına bir Di Maria çekeyim diyorum. Forvet hattında ne de olsa oyuncu satı. Aha Di Maria hoş geldin diyelim. Aha Di Maria'ya 17.2 kaldı. McAllister ucundan yetmiyor ama. Abi ben McAllister alacağım. Hayırlı olsun diyelim McAllister. Salih Özcan da takasın orada. Paramız kalmadı. Oyuncu satışlarını tekrardan gerçekleştirmeye devam edebiliriz. Gulbrandsen satılıyor. Burada Emre Akbaba'yı satacağız. Onun yanına zaten McAllister aldık. Oo güzel. Sarımız sakatlanmamış. Sakatlığı çok ciddi değil. Satılık olarak iki oyuncumuz var. İki oyuncunun satılmasını bekleyeceğiz. Evet, kupa savaşçısı diye bir şey gelmiş. Şimdi bakalım kimmiş bu arada. Oo sponsorlarımızı ayarladık gerçeğe doğru. 64, 112, 112. Bizim hedefimiz kaç bu arada ya? Pardon. Hedef ilk 5'i tamamlamamız lazım. Zor bir lig olacak arkadaşlar. Daha fazla ömür şöyle öncelikle şuraya bakacağım. Bir kupa neyi varmış? İtalya kupası. İtalya. Oo. Görkem Hoca ile bunu oynamak isterim. Neyse fazla uzatmayalım. Gelelim bir de Arjantin'in. Burası daha da uzun sürecek arkadaşlar anlatımı. Burada da ilk maçımız Türkiye Ligi'ndeki Trabzonspor. Yani Sertu hocamız, yürüs selamlarımızı gönderelim. Arsenal'de Sarandia rakibimiz. Deplasmandayız. Bilmeyenleriniz vardır büyük bir ihtimalle. Newell's Old Boys, yani benim şu an yönettiğim takım, Messi'nin çocukluk takımı arkadaşlar. Futbolda burada bırakabileceği dahi konuşuluyor şu anda. Hadi bakalım. Türkiye'de beraberlikle başladık. Burada da Scalvini ile kontrol edemedi. Savunmada genç oyuncumuz 19'luk İtalyan Scalvini. Kaçırdı. Ah. Güzel. İyi pozisyon bizden bulduk. Önemlidir. Brightburg'den Guzman'a. Guzman kaçtı. İyi deneme ama direkten. Tikiyor. Guzman ileri şık çalıyor. Abi Ronaldo olacak işte. Ronaldo bağımlı. Sertu hocam senin Ronaldo Trabzonspor'da da sende galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ronaldo'ya özel bir sempatim var büyük ihtimalle. Hocam Ronaldo'yu tutun be. Güzel. Odegaard. Evet. Odegaard'ın Ronaldo iki transferi vardı. Takımda iki transferi ve bu ikisiydi. Umarım başka transfer yapmamıştır. O Ronaldo kafayla topu kaleye gönderiyor. Cristiano'ya dikkat edelim. Dikkat. Dikkat. Güzel. Burada fazla pozisyon olmadı açıkçası. İyi ki Ronaldo'nun var. Başka en hangi önemli bir ilk atakta bizim var. Başka da yok şu ana kadar. Huang Hechan, Hechan, hadi Huang Hechan, o cha cha choşan, Scalvini, yazdı golünü Scalvini, genç oyuncumuz. Bravo be, Huang Hechan'dan da güzel bir asist. Burada da ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz. Umarım bu skoru koruyabiliriz. Burada çok fazla atak yok. Ötekisinde aslında daha iyi oynamıştık. Hadi be, bir iki gelsin erkenden. Tik Junior Suarez, hadi ki rahatlayalım ya. 46 çok hızlı bir olur var ya, çok iyi olur.
Çok iyi olur. Tiquinho Suarez 2-0. Yaz bunu bir kenara. Moriba'nın asisti. Moriba yine müthiş bir oynadı. Hwang Hae-chan'la gole doğru gidiyoruz. 3 mi geliyor? Hwang Hae-chan. Hwang Hae-chan. Nasıl okusam lan ben bunu? Çok uzun isim var. Hwang Hae-chan. Hae-chan-chan. Hwang-chan. Hwang-chan güzel olmuş. Buzman bir sakatlıkta Arsenal'de Sarandi. Maçlarımızın ilk haftasından bayağı bir sakatlık çıkıyor. Zarate. Cristiano Ronaldo top önünü buldu ve şutu yapıştırdı. Cristiano kaçırdı. Dakika 58. Güzel. Kalecimiz iş başında. Kalede biliyorsunuz Rus Safonov vardı ama bozunuyu da almış olabiliriz. Hwang-chan attı pasını Ayoze Perez'e. Ayoze Perez. Premier Lig'den Arjantin Ligi'ne geldi kendisi. Direğin dibinden dışarı. Sarı kart Moriba için. Gerçi Ayoze Perez Real Betis'te doğru ya. Premier Lig tecrübeli. Heh, öyle diyeyim. Pena Bifore'den adrese teslim Zarate'ye. Değişik oyuncu isimleri görüyoruz. Zarate 70. Zarate kaçırdı. Ne yazık ki direğini birden dışarı. Güzel. Scalvini. 2-0. Gol yemeden tamamlayabilir miyiz? 3 mü geliyor? Tiquinho Suarez müthiş bir oyun oynadı. İleri doğru Hwang Hae-chan'a gönderdi. Hwang Hae-chan kaçırdı. Ah 3 olaydı çok güzel olurdu. Güzellene de makaleci kurtarmış. Muhammed Kamara güzel ve şık bir şekilde ileri topu ileri yolladı. Tiquinho Suarez bu maçı çok hareketli. Bir gol daha atabilecek mi? Tiquinho Suarez için gol demek. Gol demek kolay bir şey demek. Ne demek ben de bilmiyorum. Gol. Tiquinho Suarez yaptı. Kendisinin iki takımın 3-0'lık muhteşem bir galibiyet ile başlıyoruz. İşte güzel. İlk galibiyetimiz Arjantin liginde geliyor. Güzel bir galibiyetti. Sert hocamız tebrik ederiz. Ama çok da etkili değillerdi Ronaldo dışında açıkçası. İşte burada da bir oyuncuya yatırım yapmamak gerekiyor arkadaşlar. Takım olarak yükselmek gerekiyor. Scalvini 43'te 1-0 yaptı. 46 ikinci yarıya Tiquinho'nun golüyle başladık. İkinci yarıya golle başladı. İkinci yarıyı da golle noktalandırdı. Tiquinho Suarez diyoruz. Maçın adı da oydu. 12 şut 10 şut rakibin daha fazla şutu gibi gözükse de tehlikeli atak olarak bizim daha fazla hatamız vardı. Sanki yine ilk maçtaki gibi. 7 korner, 5 korner, 47, 53 top oynama oranları. Güzel maçtı açıkçası. Diyebileceğim başka bir şey yok. Geçelim sonuçlara. Evet, Godi Kroos ilk maçını 3-0 kazanmış. Baras Karas'a karşı Argentino Juniors 2-0 Tigre'yi yenmiş. İki büyük maçtı. Atletico Tucuman Sarmiento 2-0'a geçerken Platense Deplasmanda 1-0 Defensa Justica'yı yenmiş. Boca Juniors Belgrano 1-1'lik beraberlik. San Lorenzo 2, Central Cordoba 0. Estudiantes Görkem Hoca burada ilk maçında berabere kalmış. Rosario Central'e karşı, Ömer Doğan'a karşı. Colón 1, Lanús 1, Independiente 1, Gimnasia Ekrisima 3. Nasıl isim bunlar hocam? Banfield 1-0 Huracan'ı yenerken Union Instituto 2-1'le geçmiş. Vélez Sarsfield'le Livre Plate berabere kalmış. Belki de haftanın en önemli maçlarından bir tanesi diyebiliriz. Kadro değeri olarak da. Talleres 2, Racing 1. Başka bakabileceğimiz bir maç gözükmüyor. Görkem Hoca'nın maçlarına bakıyoruz. Başka bakabileceğimiz bir maç yok. Çok ciddi bir skor olmadığı sürece arkadaşlar bakmayacağım. Çünkü çok uzun sürecek biliyorsunuz. İki ligi anlatmak. 35 Godoy'un golü. 68 Vélez'in golü. 1-1'lik eşitlik. 8 şuta 7 şut. Ortada geçen bir maç. 10 kornere 3 korner. Kornerlerde ciddi bir üstünlük var. Top oynamada 53'e 47 ilik. Hemen hemen dengeli ve ortada geçen bir maç olmuş diyebiliriz. İstatistiklere baktığımızda maçın hakkı beraberlik gibi gözüküyor. Yani bizim maçta da aslında beraberlik hatta rakibe bir tık gözükse de dediğim gibi tehlikeli fırsat açısından bizim daha iyiydi. Yani spiker çıkıyor ya. Tehlikeli fırsat dediğim o arkadaşlar. Burada da belki Görkem Hoca'nın daha tehlikeliydi veya Rosario Central bilmiyorum. Onu Görkem Hoca'nın videosunda görebiliriz. Göreceğiz de. Gelelim lig tablosuna ve ilk 3 burada Şampiyonlar Ligi değil ya. Libertadores Copa'sa mı nereye gidiyordu ya? Oraya gidiyordu işte arkadaşlar. Godoy Kroos birinci. Biz de ikinci sırada girdik. Gimnasia Esgrima. Wow, bunun ismi çok iyiymiş ya. Gimnasia Esgrima. Çok iyi isimmiş. Argentinos Juniors, Atletico Tucuman, San Lorenzo, Talleres, Union, Banfield ve Platense 3 puan alan takımlar ilk haftada 10 tane takım galibiyet almış ve sadece bir beraberlik var. 2-3 4 beraberlik var galiba.
Menajer listesi zaten belli. Kadro değerine baktığımızda River Plate şu an liderliği götürüyor 144 ile 136 ile Boca Juniors ikinci sırada 131 milyon euro ile Estudiantes 3. 102 ile Vélez Sarsfield 4. dediğim gibi 104. ve 1. maçı var bu hafta. Tigre 97.5'ta 5. geri kalanları. Bu şekilde biz şu anda 77 milyon euroya kadar düşmüşüz. Ama oyuncumuz satılmış, yine transferlerimizi yapacağız birazdan. Ligin gol krallığında ikişer gol atan San Lorenzo'dan Bradia, Gimnasia Eskrimia'dan Ramirez ve bizden Tiquinho Suarez. Bu kim ya? Ben almışım demek ki. Vay be. Asist krallığında Borrero, Parisi ve Robiot. En çok katkı verenlerde ikişer vakti veren bir sürü oyuncu var arkadaşlar. Ligin ilk maçında 8-0 alanda bir sürü oyuncu olmuş. Seriler bu şekilde. Buradaki ligimizde ilk hafta 32 gol olmuş. Maç başına daha düşük çünkü takım sayısı fazla. Abi toplama 30-60 transfer yapılmış ve 4.1 milyar. Aslında transfer edilen oyuncusu neredeyse 200-250 daha fazla ama harcanan bedel aynı. Çünkü oyuncu değerleri daha düşük. Burada ligin kalitesi daha düşük Türkiye'ye göre. Oyuncu sayısı fazla, takım sayısı da fazla olduğu için transfer sayısı fazla gözüküyor. Evet, bu şekilde tamamladık. İlk haftaları güzel ve heyecanlı ilk haftalar anlatabiliriz. Anlattığımızı söyleyebiliriz. Güzel haftalar geçti. Şimdi gelelim takımımıza baktığımızda forvet hattında şimdilik takılabiliriz. Orta sahada kimse kalmamış. Defans. Abi bizim iki orta saha bir tane defans almamız lazım. Öyle ya da böyle. Evet, gelelim şimdi. İki orta saha bir defans. Oy bu kim lan? Dani Olmo. Yok, alamam şu anda valla. Para yok. Empoli'den Marin var 5.6'ya. Burada Roberto, bu güzel. Roberto neyi büyük ihtimalle cebe yazdım. Ruben Diaz göze çarpıyor burada. Malik Thiaw. Oo, genç oyuncu. Abi başlıkta kimse yok mu ya? Yapacak bir şey yok abi. Ben Roberto'yu alacağım. Orta sahada ciddi eksiğimiz var sayı olarak. İki orta saha lazım demiştik. Marin'i alırsam 9'a bizde kalacak. 8 milyon euro civarında. Şu anda Ruben Diaz'a da fiyatımız yetiyor aslında ama Ruben Diaz alırsam oyuncu sayısında biraz problem çekeceğiz. Forvet'i satmadığımız sürece, evet, Ruben Diaz çekersem çok sıkıntı yaşayabiliriz ama bir tane de şurada kalecimiz var. Kaleci sattık mı? 3.8. Ben biraz risk alacağım. Ruben Diaz'ı takıma katmak istiyorum arkadaşlar. Ruben Diaz hayırlı olsun. Of, çok güzel. Oyuncu sayesinde biraz problem yaşayacağız. Şöyle baktığımızda kadro değerinde 7. sıraya kadar yükseldik. 19 oyuncumuz var. 19 oyuncu, 18 oyuncu tam sınır. Burada Platense 16, Görkem Hoca'da 17 var. 18 var, 17, 17 var, 18. 2 tane 16'lık takım var. Geri kalanlar normal arkadaşlar. Buradaki basın odasına tabii ki bir göz atalım. Takımımızda 78 yükseldi. Basın odasına baktığımızda Nobile Huracan takımına ayrılmak üzere Instutense tarafına takip ediliyor. Goldie Cross takımını aşağı aradı. Haftanın takımına bakalım. Tallerez'den biz de defans hattında Perez, Alexander Arnold, Diatta, Paris var. Orta sahada Brady, Muhammed Kamara bizden, Franco, Castrillon, Barrero ve Hazard. Ben bizden açıkçası Tiquinho Suarez'i beklerdim. Evet, burada da yapabileceğimiz bir şey kalmadı arkadaşlar. İki ligin de sonuna geldik. Kendinize o zaman iyi bakın diyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bir sonraki bölüm daha doğrusu. Hoşçakalın.